Tekrar merhabalar sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim. Programımızın ikinci bölümüyle sizinle birlikteyiz efendim. Kitabımızın 134. sayfasının başında yer alan 9 numaralı cümleyi okuyorum. Fi ami elfin ve tis'imiyetin ve hamsetin ve semanine saddarat edduvelun namiyetu muntecatin thuluthuha takriben kâne muntecâtin zirâiyyeten. 1985 yılında gelişmekte olan ülkeler ihraç ettiler. Muntecâtin ürünler. Bir takım ürünler ihraç ettiler. Sulusuha takriben kâne muntecât zirâiyye. Bunların yaklaşık üçte biri tarımsal ürünlerden oluşuyordu. 1985 yılında gelişmekte olan ülkeler yaklaşık üçte biri tarımsal ürünlerden oluşan bir takım ürünler ihraç ettiler anlamında bir cümle. Bu cümleye sevap kaydını düşebilirsiniz. 10 numaralı cümle. El-Urzul-Emriki yufqidu esvaqahu bisebebi inhifadı ethmanil urzi taylandiyyi. El-Urzul-Emriki yufqidu قَدْ يَفْقِدُ أَسْوَاقَهُ بِسَبَبٍ خِفَاضِ اَثْمَانِ الْاُرْزِ تَيْلَنْدِيِّ. Cümleyi anlamaya çalışalım. Amerika pirinci, Amerikan pirinci. Evet, Tayland pirincinin fiyatlarının düşüşü sebebiyle ne yapabilir? Piyasalarını, pazarlarını kaybedebilir ya da kaybediyor. Peki bu bilgi için ne dersiniz sevgili dinleyicilerim? Bu bilgi doğru mu sizce? Yani Tayland pirincinin fiyatının düşmesi sebebiyle Amerikan pirinci değer kaybına mı uğruyor? Yoksa tersi mi? Tersi değil mi? Şöyle ki, El-Urzu Taylandi قَدْ يَفْقِدُ أَسْوَاقَهُ بِسَبَبٍ خِفَاضِ أَثْمَانِ الْاُرْزِ الْاَمْرِيكِيِّ. Evet, Tayland pirinci, Amerikan pirincinin fiyatının düşüşü sebebiyle piyasalarını kaybediyor şeklinde tercüme etmeli. Ve bu şekilde tasih etmeliyiz. Yani hocam ben anlayamadım, bir kez daha söyleseniz diyenleriniz için El-Urzul Emriki, El-Urzul Taylandi bölümünde, El-Urzul Taylandi ise El-Urzul Emriki bölümünde olmalı. Yani bunlar yer değiştirmeli. Ancak yer değiştirildiği zaman parçada verilen bilgi ışığında hareket edilmiş olur. Evet. Hata kaydına düştük ve düzeltmemizi yaptık. 11 numaralı cümle. El-Qutnu ve-Şşayu ve-Bun minel muntecat el-Murtefi'atil esmâni fil-âlemi kullihi. Evet, pamuk, çay, kahve, bunlar tüm dünyada fiyatı yüksek olan, yüksek fiyatlı ürünlerdir. Kahve, çay ve önce pamukla başlayalım. Çünkü cümlenin ilk elemanı pamuk anlamındaki el-kotun. Pamuk, çay ve kahve tüm dünyada fiyatı, değeri yüksek olan ürünlerdendir. Evet, sevap kaydını düşüyoruz buraya. Parçada verilen bilgiyle örtüşüyor bu bilgi. 12 numaralı cümle. İstata'at es-suudiyyetu. İstata'at yardımcı fiilinden Es-Suudiye ismine geçecek olursak İstata'atis Suudiyetu diye geçeriz. İstata'atis Suudiyetu tahkika iktifain zatiyin fi intaci muazzamil mevadil gıdaiyeti. Evet, İstata'atis Suudiye Suudi Arabistan yapabildi. Tahkika gerçekleştirmeyi, yani gerçekleştirebildi. Neyi gerçekleştirebildi? İktifain zatiyin, kendi kendine yeterliliği.
fi intaci muazzamil mevaddil gıdaiyyeti, gıda maddelerinin çoğunun üretimini gerçekleştirebildi şeklinde bir anlam var. Peki Suudi Arabistan gıda maddelerinin birçoğunun üretimini gerçekleştirebildi mi hakikaten? Böyle bir bilgi verilmedi bize parçada. Suudi Arabistan'ın herkesi şaşırtacak şekilde buğday üretimi gerçekleştirdiği söylendi. Yani bize parçada böyle bir bilgi verildi. Suudi Arabistan'ın herkesi şaşırtacak şekilde bir mucize gerçekleştirdiğini ve 80'li yılların başında ilk kez kendisine yetecek olan miktarın da ötesinde dışarıya buğday ihracı yapabilecek miktarı 1 milyon tona ulaşan miktarda bir ihracat gerçekleştirebilecek şekilde buğday üretimi yaptığı kaydedildi. Gıda maddelerinin hemen çoğunu üretebildi şeklinde bize bir bilgi verilmedi. Nitekim hala günümüzde Suudi Arabistan'ın bu anlamda durumunu gözden geçirecek olursak, şu an piyasalarında tüketilen, halkının tükettiği birçok gıda maddesinin yine dışarıdan ithal edilen mallardan, ürünlerden oluştuğu ilk etapta hemen göze çarpacak hususlardandır diye düşünüyorum. 3 numaralı alıştırmayı daha önceden size ödev olarak vermedik. Şu dakika itibariyle ödevlendirme yapmak istiyorum 3 numaralı alıştırma için. Da emame kulli fikratin rakamen ya da rakmen yunasibu tertibe vurudiha fin nassi. Tarz olarak farklı bir alıştırma. Şöyle ki, burayı parça parça izah etmeye çalışayım size. Da emame kulli fikratin, her bir düşüncenin, her bir fikrin önüne koy. Ne koyalım? Rakmen, bir rakam koy. Bir rakam koy. Nasıl bir rakam? Yunasibu, uygunluk arz eden, uygun olan. Tertibe vurudiha fin nassi. Parçada geliş düzenine uygun olan, parçadaki geliş düzeniyle uygunluk arz eden bir numara koy. Nasıl yani hocam? Anlamadım yine nasıl yapacağımı. Burada kastedilen şu, bir takım cümleler verilmiş burada. Toplam kaç cümle? Bakalım. 7 cümle verilmiş. Ve şu istenmiş. Yani burada verilen cümlelerde birer hüküm var. Birer hüküm ifade ediyor, ihtiva ediyor bu cümleler. Nasıl? Şöyle ki, اَتَّنَاقُدَاتُ الْمَوْجُودَةُ ف۪ي سُوْقِ الْغِذَاءِ الْعَالَم۪ي. Dünya gıda pazarında, dünya gıda piyasasında var olan çelişkiler. Bu cümleyi böyle anlarız. Dünya gıda piyasasında var olan çelişkiler. İkinci cümle, esbabu ihtimami duvel arabiye bir müşkilet naksıl gıda. Arap ülkelerinin, Arap devletlerinin beslenme yetersizliği sorunuyla ilgilenmelerinin sebepleri. Üç numaralı cümle, esbabu istihdamil aradî ezzirâiyyeti fi bazı duvelin namiyeti li ziraati muntecatin gayri gıdaiyyetin. Esbabu istihdamil aradî ezzirâiyye. Tarımsal toprakların kullanımının sebepleri. Fi bazı duvelin namiye. Gelişmekte olan bazı ülkelerde. Li ziraati muntecatin gayri gıdaiyyetin. Gıda dışındaki tarım ürünleri amaçlı kullanılması. Gelişmekte olan ülkelerin bazısında tarımsal toprakların gıda dışındaki ürünlerin tarımı için kullanılmasının sebepleri. Bir diğer cümle, ehemmiyetul gıdai fil alakati devliye, uluslararası ilişkilerde gıdanın önemi. Başka bir cümle, faidul mevadil gıdaiye fil duvelin namiye, gelişmekte olan ülkelerde gıda maddelerinin artışı.
Faed artış anlamına gelir dedik. Parçada geçti. Evet, sondan bir önceki cümle. Esbabu naqsul mevadil gıza'iyye fi duvalin namiye. Gelişmekte olan ülkelerdeki gıda maddeleri yetersizliğinin, eksikliğinin sebepleri. Son olarak intacul mevadi zira'iyyeti gayril gıza'iyyeti ve te'thiruhu ala muşkiletil gıza'i fil alemin nami. İntacul mevadi zira'iyye, tarımsal ürünlerin, tarımsal maddelerin üretimi, gayril gıza'iyye, gıda maddesi olmayan, gıda maddesi dışındaki tarımsal maddelerin üretimi ve te'sîruhu alâ muşkiletil gıdâi fil âlemin nâmi ve bu durumun gelişmekte olan ülkelerdeki gıda sorununa etkisi. Evet, gıda maddesi dışındaki tarımsal ürünlerin üretimi ve bu durumun gelişmekte olan ülkelerdeki gıda problemine etkisi. Evet, burada yer alan cümlelerin ifade ettiği hükümler bunlar. Şimdi sizden istenen yalnız şu, parçada paragrafların akış sırasına göre, veriliş sırasına göre burada verilen hükümleri de göz önünde bulundurup ya da göz önüne koyup bir sıralama yapmak. Şöyle ki, örnek olsun diye söylüyorum. Ehemmiyetul gıza'i fil alakati devliye. Burada bakıyorum, dördüncü sırada verilmiş. Burada dördüncü satırda verilmiş. Burada toplam 7 satırlık cümleler var. 7 satırda toplanan cümleler var. Fakat her birinin ihtiva ettiği hüküm ya da içerdiği anlam farklı. Burada dördüncü sırada verilen Ehemmiyetul gıza'i fil alakati devliye başlığı parçada karşılaştığımız tertibe göre, akış sırasına göre birinci sırada yer alması gereken bir hüküm. Ehemmiyetul gıza fil alakati devliye. Bunu nereden çıkardınız hocam derseniz, ilk paragraftaki şu cümleden: Esbahal gıza fi alemil yevmi silahan ekva min silahil gumbuleti zirriye. Ve devamında Edduvelül Kübra diye başlayıp devam eden bölümde gıdanın uluslararası ilişkilerde, yani bir silah haline geldiğini ve önem arz ettiğini ifade eden cümlelerde bu durum ortaya çıkıyor. Ne yapmanız gerektiğini anladınız zannediyorum. Burada verilen toplam 7 hükümden birincisini ben söyledim. İkincisi şu olmalı, üçüncüsü şu olmalı, ne bileyim beşincisi, yedincisi şu olmalı şeklinde parçanın akışına göre bunlara numara vereceksiniz. Burada verilen cümleleri numaralandıracaksınız. Göreviniz bu. Bir sonraki programda cevaplanmak üzere burayı size ödev olarak tevdi ediyorum ve kendim de notlarımın arasına alıyorum. Burası ödevlendirildi diye. Bir sonraki programda inşallah ben cevaplarını verdiğim zaman siz de kendi cevaplarınızı kontrol etmiş olursunuz. 4 numaralı alıştırmanın başlığı şöyle: İmle'il feragati bil mufradatil münasibeti. Boşlukları uygun kelimelerle doldur. Burada verilen kelimeler sırasıyla sağdan sola: teşrid, el meca'a, er ray, tedaafe, hisbe, kemmiyat, feyadanat, el mueyyidin, el cerrarat, ra'sumal, el dahl, el faed. Burada anlamını bilmediğiniz kelime hemen hemen yok denilecek kadar az. İlk kelime var, teşrid kelimesi. Kovma, çıkarma anlamını taşır. Teşridun, kovma, çıkarma, uzaklaştırma, tard etme anlamını taşır. Teşrid, çıkarma, uzaklaştırma. El meca'a, açlık, kıtlık anlamını taşır. El meca'atu, açlık, kıtlık. Erray kelimesinin taşıdığı anlamı biliyorsunuz, sulama. Tedaafe, arttı, iki katına çıktı. Hısbe, verimli. Kemmiyat, adet, miktar. Feyadanat, taşkınlar. El müeyyidin, destekleyenler, destek verenler. El cerrara, traktörler. Ra'su mal, sermaye. Eddahl, girdi, gelir. Ve el fa'idu, artış.
Peki ne yapacaktınız? Burada verilen kelimeleri aşağıda yer alan cümlelerdeki boşluklara uygun biçimde yerleştirecektiniz. Bir numaralı cümle şöyle olmalıydı. İstihdamul cerrarati vel alatil hadiseti fiz ziraati yusaidu ala tevfiril vakti ve ziyadetil intaci. Evet, istihdamul cerrarat, traktörlerin kullanımı, vel alatil hadise ve modern aletlerin kullanımı fiz ziraat, tarımda yusaidu ala tevfiril vakti, zamanı artırmaya, zamanı çoğaltmaya yardımcı olur. Başka neye yardımcı olur? Ve ziyadetil intaci ve üretimin de artmasına yardımcı olur. Traktörlerin ve modern aletlerin kullanılması istihdamul cerrarat vel alatil hadise. Evet, traktörlerin ve modern aletlerin kullanımı tabii ki tarımda. Tarımda traktörlerin ve modern aletlerin kullanımı vaktin çoğalmasına ve üretimin artmasına yardımcı olur anlamında bir cümle. O halde burada yer alan boşluğa el cerrarat kelimesi yerleştirilmeliydi. İki numaralı cümledeki boşluğa kemmiyat kelimesi, üç numaralı cümledeki boşluğa el meca'a kelimesi, 4 numaralı cümlede yer alan boşluğa tedaafe kelimesi yerleştirilmeliydi. Vaktimizin daralması sebebiyle ben size burada boşluklara hangi kelimeleri yerleştirmeniz gerektiğini vereceğim. Bir sonraki programımızda da inşallah anlamlar üzerinde duracağım. 4 numaralı cümlede boşluğa tedaafe fiili, 5 numaralı cümlede boşluğa el feyadanat kelimesi yerleştirilmeli. 6 numaralı cümle, bu cümlede yer alan boşluk hısbetun kelimesiyle tamamlanmalı. 7 el müeyyidin, boşluk el müeyyidin kelimesiyle doldurulmalı. Cevaplarınızı en azından kontrol etme fırsatı bulun diye veriyorum bunları. 8 numaralı cümledeki boşluk ra'su malin kelimesiyle tamamlanmış olmalı. Ra'su malin. 9 numaralı cümle, evet, 8'e ra'su mal dedik. 9 el fa'idu. El fa'idu kelimesi boşluğu doldurmamız gereken kelime. 10 numaralı cümledeki boşluk er-ray kelimesiyle tamamlanmalı. Er-ray, sulama anlamındaki er-ray'la tamamlanmalı. 11 numaralı cümlede yer alan boşluk hangi kelimeyle tamamlanmalı? Teşrid kelimesiyle tamamlanmalı. Teşrid kelimesi bu boşluğu tamamlamamız gereken kelime olmalı. 12 numaralı cümlede yer alan boşluksa eddahl kelimesiyle tamamlanmış olmalı. Eddahl kelimesi bu boşluğu doldurmamız gereken kelime olmalı. Peki cevaplarınızın belki tamamı, belki tamamına yakını doğru çıktı. Umudunu taşıyorum. Bunu ümit ediyorum. 2 numaralı cümlenin anlamını zikretmeye dönebiliriz. Karşı sayfada yer alan 5 numaralı alıştırmaya geçmeyeceğim. Buraya bir giriş yaparsak tamamlama imkanımız olmaz. O yüzden şu anda üzerinde çalıştığımız 4 numaralı alıştırmanın ikinci cümlesinin Türkçe karşılığını vereyim size. Testevridu el vilayatul muttahidetu kemmiyatin kebiraten minel bitruli minel alemil arabiyyi. Testevridu ithal eder anlamını taşır. Testevridu, istevrade fiilinin muzarisidir. İstevrade, yestevridu, masdarı istiradun şeklindedir. Testevridul vilayatul muttahidetu, Amerika Birleşik Devletleri ithal eder. Kemmiyat kebira, çok miktarda, minel bitruli, petrol ithal eder. Yani dışarıdan petrol satın alır.
minel alemil arabi. Evet, dışarıdan dediğim şey neredenmiş? Arap dünyasından, Arap aleminden. Amerika Birleşik Devletleri Arap aleminden çok sayıda petrol ithal eder. Çok miktarda diyelim. Çok miktarda, büyük miktarda petrol ithal eder. Üç numaralı cümle, ana kesirun mineddüvelil ifriqiyye. Afrika ülkelerinin birçoğu mücadele etmiştir. Minel mecaati, açlıkla. Bi sebebi naksıl emtari, yağmurların azlığı sebebiyle. Yağmurların yetersizliği sebebiyle Afrika ülkelerinin birçoğu açlıkla mücadele etmiştir. Beş numaralı cümle, el kemmiyyatul kebiratu. Evet, dördü söylemedik herhalde. Dördü söyleyelim. Üç numaralı cümlenin anlamını verdim. Afrika ülkelerinin birçoğu yağmurların yetersizliği sebebiyle açlıkla mücadele etmiştir. Veya kıtlıkla mücadele etmiştir. El-meca'a kıtlık anlamına da gelir. Dört numaralı cümledeki boşluk tedaafe ile tamamlanmalı dedik. Tedaafe siyarus sukkar fissuhl alemiyye fe asbaha 100 dolar litton ba'de en kâne 50 dolar. Evet efendim, gelecek programımızda inşallah buradan, dört numaralı cümleden ele alacağız ve kalan cümlelerin anlamlarını size not ettireceğiz. Notlarınızın arasında dört numaralı cümlede kaldığımızı düşebilirsiniz. Karşı sayfada yer alan beş numaralı alıştırmayı daha önceden çalışın dedim size. Çalışma fırsatı bulamayan dinleyicilerim, öğrencilerim bu bölümü de çalışsınlar, hazırlasınlar. Altı numaralı alıştırmada verilen tabirleri kendi kendinize, size ait olacak cümleler içerisinde kullanmanız istenmiş. Bunu da size ödev olarak tevdi edelim. 6 numaralı alıştırmada verilen 5 tabiri kendinize ait birer cümle içerisinde kullanın lütfen. Bugün için tasarladığımız süreyi bitirdik. Bir başka radyo dershanesinde görüşmek üzere. Fi emanillah.